Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Arduino ile yaptığımız devrelerde sıklıkla kullandığımız röle modülünü inceleyeceğiz. Röle modülünün ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını en sade şekilde anlatmaya çalışacağım. Röle modülü belli koşulların gerçekleşme durumuna göre devreyi açmaya ya da kapamaya yarayan elektromanyetik anahtarlardır. Yani üzerinden akım geçtiği zaman çalışan devre elemanlarıdır. Biz röleleri düşük akım ve voltaj kullanarak yüksek akım ve voltajla çalışan devreleri açıp kapatma işinde kullanıyoruz. Arduino'daki 20 mA akım ve 5 voltla 220 voltluk 10 ampere kadar olan devreleri açıp kapatabiliyoruz. Rölemizin üzerine bakacak olursak 5 volt DC yazıyor. 5 voltla çalıştığını gösteriyor. 10 amper 250 volt AC ya da 30 volt DC yazıyor. Bu şu demek 250 volt, e, 220 volt şehir şebekesiyle çalışan bir devreniz varsa 10 amperlik akıma kadar bu devreyi bu röle ile kontrol edebilirsiniz. Ya da 12 amper 125 volt AC ya da 28 volt DC. Yani biz Arduino'dan alacağımız 5 voltla bu röleyi çalıştıracağız. Ve açık ya da kapalı olma durumunu Arduino'dan gönderdiğimiz sinyalle değiştirip 220 voltluk bir devreyi kontrol edeceğiz. Bu rölelerin e, değişik şekilleri var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Modülsüz kullanılan röleler bu şekilde arkadaşlar. Bu da 5 voltluk bir röle ama e, modülü yok. Bizim modülle beraber kullanmamızın sebebi modülle beraber Arduino ile daha uyumlu ve daha basit kullanımı olduğu için modüllü olanı tercih ediyoruz. Mesela bu röle 12 voltluk bir röle. Yani 12 voltla bu röleyi aktif hale getiriyoruz. Yine bu röle ile üzerinde görmüş olduğunuz gibi 10 amper 250 volta kadar çalışan devreleri kontrol edebiliyoruz. 10 amperden fazla akım çekiyorsa devremiz arkadaşlar örneğin daha güçlü bir elektronik cihaz kullanacaksak daha yüksek amperlere dayanan röleleri tercih etmeliyiz. Bu da arkadaşlar başka bir röle. Bu da gördüğünüz gibi 24 volt DC ile çalışıyor yine 10 amper 250 volt AC'ye kadar anahtarlama yapabiliyor. Şimdi modül olarak kullanacağımız rölenin uçlarına bakalım. Yukarıda 3 tane uç var arkadaşlar. Şu iki uç normalde kapalı uçlar. Yani buraya bir kablo taktığınız zaman şuradan şu şekilde yoluna devam ediyor. Röleye hiçbir şey yapmazsanız bile normalde bu yol kapalı şekilde devam ediyor. Buraya NC diyoruz. Normally close Ortadaki kom ucu Bu tarafta normalde açık ucu arkadaşlar. Aşağıda ise arkadaşlar VCC ve GND var. Artı ve eksi var. 5 volt artı ve eksiyi buraya verdiğimiz zaman rölemiz aktif hale geliyor. Sinyalleri çalıştırabilecek duruma geliyor. Peki sinyali nereden veriyoruz? In pininden de sinyali veriyoruz. Arduino'nun dijital pinlerinden göndereceğimiz sinyali in pinle ileteceğiz arkadaşlar. Şuradaki bağlantıları iyi anlamanız açısından Devreyi Arduino'ya bağlamadan bir test gerçekleştireceğiz. Duya takılı bir ampülümüz var arkadaşlar. 220 voltluk devre olarak bunu kullanacağız. Fişten gelen kablo bir tanesi doğrudan ampüle gidiyor. Diğerini ise şu şekilde ikiye böldüm. Bunu röleye takıp bu devreyi kontrol edeceğiz. Prizden gelen kablonun bir tanesini doğrudan kom portuna takıyoruz. Diğerini ise normalde kapalı bölümüne taktım arkadaşlar. Sert olduğu için sıkmayacağım. Şimdi röle beslemesi olmazsa bile burası kapalı devre olduğu için buradan gelen akım yoluna devam edecek. Bunu hemen test ediyoruz. Bakın ampülümüz yandı. ampulün yanma sebebi rölenin şu iki bacağının normalde kapalı devre konumunda bulunması. Şimdi buraya takıyorum. Kom yine aynı kalıyor arkadaşlar. Ortadaki bacağa karışmıyorum. Diğerini normalde açık devre pozisyonda yani ne o pozisyonda bulunan porta takıyorum. Şimdi tekrar deniyorum. Bu sefer arkadaşlar açık devre konumunda bulunan röle portlarına taktığımız için ampulümüz yanmadı. Şimdi arkadaşlar Arduino bağlantılarımızı yapalım. Arduino bağlantılarını yapıyoruz. Arduino üzerinden GND'den röle üzerindeki GND'ye bağlıyoruz kabloyu. Bir diğer kablomuz Arduino üzerindeki 5 volttan rölemizin beslemesini yapıyoruz. Buradaki VCC'ye takıyoruz. Geriye bu rölenin açık ve kapalı konumlarını değiştirmek için göndereceğimiz sinyal kaldı. Sinyali de 8 numaralı Arduino'nun dijital pininden rölenin IN pinine kablomuzu bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi MBlock 5 programına geçip Küçük bir uygulama yapalım. En programını açtık arkadaşlar. Buradan hemen Arduino kartımızı bağlıyoruz. Şu Şekilde rölemizin çalıştığını görüyoruz. Bu rölenin özelliği gereği, sinyal pininden sıfır verdiğimiz zaman röle aktif hale geliyor. Örneğin 3.7 voltluk bir pille röleyi besleyip sıfırla nasıl tetiklendiğini görelim. Artı eksiği bağlıyorum. Evet, rölemiz çalıştı. Şimdi nasıl tetiklendiğini görelim. Şurayı birleştiriyorum. Şöyle yapalım. Şöyle bir kablo bağlayalım. Pilin eksisine değdirdiğimiz zaman rölemiz tetiklenmiş oluyor. Artıya değdirdiğimiz zaman herhangi bir şey yok. Arduino üzerinden şu anda gördüğünüz işlemi dijital pinlerden sıfır sinyali göndererek gerçekleştireceğiz. Şuradan bağlantımızı yapıyoruz. COM3 üzerinden bağlan diyoruz. Arduino kartla bağlantımız yapıldı. Buradan arkadaşlar tıklandığında 8 numaralı dijital pinden gelen sinyali yüksek yapsın dersek çalıştıralım. Hemen az önce dediğimiz gibi sıfırla tetikleniyordu. Birle ise tetiklemeyi durduruyor. Şu an yeşil ışığın söndüğünü görebilirsiniz. Biz göndereceğimiz sinyallerle rölenin açık ya da kapalı durumunu Arduino'dan kontrol edelim. Kontrol bölümünden sürekli tekrarla bloğunu alıyorum. 8 numaralı dijital pini düşük yap diyorum. Yani rölenin normalde kapalı bacağını aç diyorum. 3 saniye bekliyorum. Aynı işlemi bu sefer yüksek yapıp rölenin iletim durumunu keserek bir daha 3 saniye lambanın sönmesini ayarlıyorum. Şimdi bağlantımızı yapalım arkadaşlar. Az önce yapmıştık. Prizden gelen bir kabloyu koma takıyoruz. Diğer kabloyu normalde kapalı olan yere değil, normalde açık olan yani biz sinyallerle orayı kapatacağız. Oraya takıyoruz. Şu şekilde bağlantımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi devreyi prize takıyoruz. Şu an herhangi bir hareket olmadı. Çünkü röleyi normalde açık bölümüne bağladık ve tetikleme yapmadık. Şimdi devremizi Arduino'dan çalıştırıyoruz. Evet sıfır sinyalini göndererek 3 saniye açık olan yeri kapattı. Sonra yükseği göndererek 3 saniye durdu. Bu şekilde arkadaşlar 3 saniye çalışıp 3 saniye duracak. Şurayı 1 saniye yapalım. Yani tetiklemeyi 1 saniye yapsın 3 saniye dursun. Evet lamba daha kısa süre tetikleme yapıyor. Bir saniye yanıp sönüyor. Şimdi arkadaşlar elektriğe dikkat ediyoruz. Prizden çekiyoruz. Şuradaki normalde açık bölümünü alıp videonun başında normalde kapalıyı yapmıştık. Bu sefer nasıl çalışacağına bakacağız. Tekrar takıyorum. Çalıştırıyorum. M bloktaki bloklara hiç karışmadım. Sadece normalde açık olan yerdeki kabloyu normalde kapalı olan yere taktım. Bu sefer 3 saniye yanıp 1 saniye sönüyor. Yani tam tersine çevirmiş olduk. Bu uygulama ile arkadaşlar kafanızı çok da karıştırmadan rölenin çalışma mantığını anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.